Son Başbakan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Darıca Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi tapu teslim törenine katıldı. Düzenlenen törene Yıldırım ve Özhaseki'nin yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet 55, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu projeyi hep birlikte hayata geçirdiklerini söyledi. Canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz. Onlar konuşur, AK Parti belediyeciliği bu işleri yapar. Allah'ın izniyle bugün sizlere yaptığımız bu güzel projenin sunumunda, anahtar teslim töreninde sizlerle bir aradayız. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bu necip millete, başta bize güvenip oy veren Darıcalı hemşerilerimize, sonrasında bu görevi bize layık gören Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzünü kara çıkartmadan. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bizim ayrımız gayrımız yok, birlikte var gücümüzle çalışıyoruz ifadelerini kullandı. İnşallah. Diğer işlerimizi zaten az önceki videoda gördünüz. Bizim ayrımız gayrımız yok. Muzaffer kardeşimizle beraber var gücümüzle çalışıyoruz. Ama bu gücü bize siz veriyorsunuz. Sizler emaneti bize teslim ettiniz. Bizler de sizin emanetinizi yere düşürmemek için gece gündüz demeden, sabah akşam demeden var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 2023'te bir destan yazmaya hazır mısınız ifadelerini kullandı. Milletimizin sağlığı için, iyiliği için her türlü çalışmayı yaptık. Şehir hastanelerini niye yaptınız diye bizi yerden yere vuranlar bu hastalıkta, bu salgında bir kez daha rezil oldular, pişman oldular. Bunu hep beraber yaşadık. Amerika, Avrupa parasıyla böbürlenen ülkeler vatandaşlarına en temel sağlık hizmetini veremezken Türkiye evelallah bu belayı en az hasarla atlatan ülke oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yakın dönemde İstanbul için bir tehdit beklenildiğini vurguladı. Kendilerini iyi göstermek, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek, olmayanı varmış gibi göstermek için ayırdıkları bütçe 845 milyon lira. Depreme hazırlık bütçesi ise 450 milyon lira. Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul gibi bir yerde sadece algı operasyonu için 845 milyon lira ama depreme hazırlık için 450 milyon lira, sosyal tesisler için 12 milyon lira. Ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Diyor ve kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah!